Peki hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Sizleri tanımak isterim. Başlayayım ben. Tamam. Zehra Özaydın. Zehra Özaydın. Evet. Ağrılıyım hocam. Harikulade. Burada birinci sınıf öğrencisiyim. Ses eğitimi, Türk Halk Müziği. Daha yeni buraya geldiniz. Evet, yeni geldim ama başka bir bölümden mezun oldum ben ayrıca. Hayırdır? Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Türkçe öğretmenliğinden mezun oldum. Ne kadar evet. İlginç. Orada 4 sene okudunuz mu? Evet okudum. O bitti, mezun buraya oldum. Geldiniz. Bu yıl mezun oldunuz. Evet. Türkçe öğretmenliği neden? Şöyle yani müziğe ilgim hep vardı aslında çocukluğumdan beri. Evet. Hatta hayalimde hep böyle bir TRT sanatçısı olmak vardı. Sonra yanlış tercihler yaptım maalesef. Biraz talihsiz bir süreç geçirdiniz. Geçirdim, evet. Sonra ama, bitirmek durumunda kaldım. Ama edebiyatta acayip gelişmişsinizdir artık. Yani Türkçe öğretmenliği okudum, evet. Bana çok katkısı oldu, çok faydası oldu. Güzel, orijinal. Siz? Hocam ben de Görkem Nurullah Sakızcı, Vanlıyım, ikinci sınıfım. Ben hangi bölümdesiniz siz? Çalgı eğitim bölümü. Çalgı eğitim, Kaval mı anasazınız? Anasazım Kaval, evet. Harikulade. Nefesli enstrüman çalıyorum. Müzisyen bir ailede doğdum ben de. Öyle mi? Evet, anne tarafı ve baba tarafı, herkes müzisyendi. Ne çalıyorlardı, ne yapıyorlardı? Söyleyen kişiler miydi? Söyleyenler de var. Dengbeş olan insanlar da var. Dengbeş. Yani baba, annemin amcası dengbeş mesela. Baba tarafında da bayağı bir dengbeciler var. Bağlama var, işte keman var, gitar var, harika. Ritim enstrümanları var. Bu yüzden enstrümanlara da yeteneğim fazla. Nereden tanıştınız? İki gün önce tanıştık hocam. Ben gerçekten eşlikçi mi arıyordum yanıma. Oh be! Nihayet senin gibi cesaretli bir insan çıktı çocukluğuna. Birbiriyle tanışmaya korkuyorlar ya. Çok iyi yapmışsınız. Hocam aslında bizim bu icra edeceğimiz tarzdaki müziği zaten yapan? Evet, o yani yörenin insanı olması gerekiyor. Aslında okulda kaval çalan bir sürü arkadaşlarımız var. Bizi de kaval çalan başka arkadaşlarımız tanıştırdı. Aslında onlar da çalabilirdi ama dediğim gibi yöreyi yani temsil edince çok daha farklı oluyor. Evet. Peki daha siz ne tarz okuyorsunuz? Yani hep dengbeci tarzlar mı okuyorsunuz? Burada halk müziği bölümünde miydiniz? Burada halk müziği, evet. Tamam, halk ses eğitimindesiniz yani. Evet, ses eğitimi. Türkü okuyorum, bozlak okuyorum, uzun hava. Her şeyi okuyorsunuz. Evet, yani bir Karadeniz yöresini hiç denemedim. Çok Karadeniz'de okuyorum. Deneyin. Olur. Yani şey, ben son dönemde ben şöyle bir şey görüyorum. Biz Van'a da gittiğimizde, oradaki sesleri dinlediğimizde her şeyi okuyorlar. Gırtlak yapısı, özellikle Doğu bölgesindeki insan, Orta Anadolu'da çok iyi okuyor. Dengbeji tarzı şeyleri de çok iyi okuyor. Ben çok şaşırmıştım mesela. Yani çok iyi bozlak okuyan bir dengbej nasıl olur falan, gayet de güzel oluyor. Hocam, yani gırtlak dönüyor. Tekniğini çözdükten sonra tıkır tıkır her şeye oluyor. Uydurabiliyorlar. Gerçekten işe yarıyor yani. Evet, çok evet. Çok yetenekli sesler çıkıyor. Seni de çok merak ediyorum şu anda. Öyle, sizi de merak ediyorum. Muğla'da hocam, Türk Halk Müziği topluluğundaydım ben, Muğla Sıkı Koçman Üniversitesi'nde. 4-4,5 yıl boyunca. Hani oranın da bana çok katkısı oldu. Hem yöreler, işte Azeri okuyabiliyordum. Hı-hı. Ege yöresi, Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu. Yani bütün yörelere olan hakimiyetimizi geliştirdi yani. Çok çok iyi. Evet. Harikulade. Valla performans duyalım. Çok merak ettim sesini. Sigara içiyor musunuz? İçiyordum. 3 ay önce bıraktım. Bir daha da içmiyorum. İçme ne olur. Umarım çünkü içiyorum. Çok belli oluyor. Go. Yavaş yavaş gidecek o etki senden. Çünkü buralarını çok rahatsız etmiş. Evet. Akıntı çok fazla yapmış, seni mahvetmiş. Şöyle, benim bir alerjik rahatsızlığım da var hocam. Hı-hı. Şu an birazcık da onun etkisindeyim açıkçası. Onu da tetikliyor ama. Evet, daha dışarıda da birazcık üşüyünce şu an. Isıtalım. Müzikle ısınalım, hadi buyurun. Tamam. Aynı laflar ediyorum ya. Müzikle ısınalım, tamam neyse. Thank you.
eminim lolo devreşo. Devreşe dilim sıvar bul derim alabı vim beyabu. Devreşe dilim rabene sıvar bul derim alabı vim porkure beyabu. خودی خراب که دستمش آگر جغارش فنجان هات نوچوی نامه وانا خالی نبوخ میدی که چکا جرانان خبری نبخریش مرادانیوخ دگو لیل پار کره امات نزانی دوره شیدلی تغیدی بر بمال بوخ اوی گاوی چاوی من مینات آویا برف و بارانش هست را خالی نبو از نمینم و از نمینم و از نمینم و از نمینم لالو دوره شو Teşekkür ederim. Dengi Bey'ci değil mi? İnanılmaz güzel okuyoruz. Çok Dengi Bey'cim seçildim. Valla anlattın beni ya. Çok fena oldum ya. Gerçekten çok ya oldum. Hocam. Dengi Bey'ci şimdi Diyarbakır'a gittik biz. Çok güzel okuyorsun ya. Sesin o kadar güzel ki. Bu okulda dinlediğim en iyi sesler ben size. Çok duygulusun Allah'ım. Bu ne? Hadi hemen. Devam edeceğim. Durun biraz sıvıklanayım ya. Bir su verin falan bir şey yapın. O duyguyu geçirebildimse ne mutlu bana hocam. Çok güzel okuyor ya. Sen nasıl çalıyorsun bunu? Ya
Çok güzel, gerçekten harika bir sesin var. Çok teşekkür ederim. Çok etkileyici. Ya nasıl Türkçe okuyor öğretmenliği okudun sen bu sesle? Değil mi? Ne kadar ters yani. Ha? Zorlanarak okudum biraz hocam. Zor. Biraz evet. Zor bitirdim okulu. Oh. Zirvede bırakalım ya. Daha öte gelmez yani. Kaç dakika söyledin? Bayağı söyledin daha. İki kıta okudum hocam. Ailende var mı hiç böyle okuyan? 9 dakika. Ailemde... Ya bir tek sen misin yani, bu kadar iyi okuyan? Söylerler ama hani öyle evde falan söylerler. Çok böyle ilgilenmezler yok benim yani. Kadar. Evet. Sen ne düşünüyorsun? Hocam ben kesinlikle bu konu üzerinde zaten bir tez yazmayı düşünüyorum. Hmm. Müziğin genlerle alakası var mıdır diye. Bence kesinlikle Zehra'nın ailesinde dengbeş bir şey var. Vardır. Ya nereden dinledin kızım bu kadar iyi okumayı ya? O kadar detaylı yapıyorsun ki her şeyi. Ya çok teşekkür ederim. Fazla detay yok mu yani? Her şey kusursuz geliyor yani. Lezzet bir kere çok güzel. Ses rengi nefismiş ya. Çok teşekkürler. Allah'ım ben nasıl yapacağım bundan sonra çekim? Bitti. Yapacak bir şey yok kızım. Ne yapayım ben? Kapatıyorum dükkanı. Çok güzel, çok. Zaten biz de bunun için geldik buraya yani. Sizleri dinlemeye geldik. Çok sağ olun. Ne güzel böyle bir yeteneği dinledik. Allah'ım ya Rabbim. Çok teşekkür ederim. Bir tane daha söyleyeceğim ama büyü o kadar güzel ki şundan çıkmak istemiyorum yani. Böyle kalayım bugün yani hakikaten. Pamuklar içinde. Sen söyle bakalım ne istersin? Ya şöyle, ben bunu hocam bir 4-5 yıl önce Ağrı'da okumuştum bir yerde. Bir ufak bir tiyatro topluluğumuz vardı, orada okumuştum. O zamanlar tabii bu kadar iyi bir şekilde okuyamıyordum. Sonra hiç okumadım peki? Bir daha. Okumayı nasıl geliştirdin? O zaman iyi okumuyordun da şimdi ya nasıl? Ya orada ben bir iki kere okudum, bıraktım sonra hocam. Hmm. Hiçbir daha okumaya yeltenmedim. Ta ki işte 2 gün önce ben bu kararı verdim. Aslında Barak ya da Bozlak okumayı düşünüyordum. Hmm. Sonra neden dengeci okumuyorum? Bir de Barak dinleyemem bunun üstüne zaten. Bir de Barak orada artık pes oluruz. Gayet iyiyiz şu anda. Sonra 2 gün önce neden dengeci okumuyorum dedim. Öyle aldım bu kararı. Bir dinledim biraz, çalıştım da. Öyle. Bravo sana. Valla ben başka bir şey dinlemek istemiyorum senden ama ya. Normalde 2-3 tane falan dinlemek isterim. Ama dayanabileceğimi sanmıyorum. Çok güzel okuyormuşsun ya. Çok teşekkür ederim. Ama bir tane daha dinleyeyim bari. Çok ayıp olacak çünkü yani. Ne istersin başka? Dengeci okuma ama ne olur. Tamam. Okumak ister misin? Yani ikinci bir eser hazırlamış mıydınız? Hazırlamadım ikinci bir eser. Bak o kalbimden geçenmiş o zaman. Zirvede bırakalım. Tamam bırakalım hocam. Seni nereden takip edecek bu insanlar? Söyle. Yani Instagram vesaire. Söyle Instagram evet. Adresini. Zehra Ozaydın 1. Zehra Ozaydın 1. Evet. Instagram, YouTube. YouTube yok henüz hocam. Olacak. Zehra Ozaydın YouTube yazın. Çıkacak muhtemelen. Sizi... Ben de hocam Görkem Nurullah Sakızcı yazarlarsa Instagram'da... Görkem Nurullah Sakızcı diye Instagram'da evet. Çıkacak. Müthiş uyumlusunuz. İyi ki tanışmışsınız 2 gün önce. Canımızı yediniz burada. Hocam muhtemelen... iyi ki geldiniz. İzleyen evet. Var ya bitecek size yalnız. Yandınız siz yani. Çok teşekkür ederim. Sizinle tanışmak da çok güzel oldu. Aynı şekilde Görkem arkadaşımla da çok sağ olun. Süpersiniz ya. Müziğin güzelliğine hastayım işte yani. Bir anda uçurdunuz bizi yani. Daha doğrusu ben uçtum yani. Şimdi nasıl ineceğim onun derdini. Ne güzel buluşturdu. Aynen. Evet. Aynen süpersiniz. Çok memnun oldum tanıştığıma. Ben de çok memnun oldum. Çok mutlu oldum. Çok teşekkürler. Süper.